Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Ülkemizin kurtulması için, her yerden saldırı olduğu için Recep Tayyip Erdoğan. Yine... Çünkü akıllı bir insan göremiyorum şu anda. Yine devam mı diyorsunuz? İşler acısı şu anda. Ama Tayyip'e bağlamamak lazım bunu. Daha önce oy vermiş miydik peki? Tabii ki. Verdim. Sonuna kadar da vereceğim. Çünkü hepsi dış güçlere çalışıyor, buraya değil. Türkiye'yi düşünerek hiçbir şey yapılmıyor şu anda. Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç kimse Türkiye'yi düşünerek hiçbir şey yapılmıyor şu anda. Yaptığı en iyi şey nedir ablası? En iyi şey mi? Görmüyorsunuz mu yaptıklarını? Benim burada söylememe ne gerek bir var? Bir tane iki tane siz söyleyin abla, bize duyalım. Kardeşim, yaptığı şeyler apaçık ortada. Uçaklar, yollar, hastaneler, sağlık sistemi. Benim kayınvalidem gecenin 3'ünde hastaneye gidiyordu ya. Sıra alabiliyor muyuz şu anda? Tabii ki de alabiliyoruz. Her yere gidebiliyoruz. Şu anda bir odada daha önceden 5-6 tane hasta yatıyordu hastanelerde. Şimdi özel hastane gibi her yer, değil mi? Onların borcu ne zaman bitecek peki? Bırakın bunları ya, Allah'ınızı severseniz. O yollar görmezden yapıldı, o yolların gelmeyin. Borçları ne zaman bitecek? Bazı şeyleri görmezden gelmeyin. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Ev kiraları ne kadar aldı, onu soralım. Ev kiraları Recep Tayyip Erdoğan'a mı bağlıyorsunuz? Ama şu an başta o abla, kime soruyor? Hayır, CHP'ye ona mı bağlıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na mı soralım? Bırakın bunları ya, Allah'ını severseniz bırakın. Abla şimdi onu sorma, bunu sorma. Görüşürüz, tamam. Eyle bir kazansın, görüşürüz. Şu Çorlu'da kaç millet bir arada yaşıyor? Çok rahat yaşıyorlar değil mi insanlar? Çok bir kargaşa yok, bir şey yok. Herkes fikrini söyleyebiliyor, zikrini söyleyebiliyor. Yardımlaşıyor. Değil mi? İnsan olarak biz hepimiz birbirimize yardım ediyoruz. Dışlamıyoruz. Dışlanıyormuş hiç kimse burada. Hiç kimse dışlanmıyor değil mi? Çok güzel. Suriyeliler geldi, onları dışlamadık mesela içeride. Evet, birbirimize yardım. Ne var bunda ya? Müslüman insan birbirine yardım edebilir. O zaman biz el birliğiyle Amerika'ya tutalım, Rusya'ya tutalım. Yani asgari ücret 8,5, ev kiraları da 8,5. Tamam, bir yerleri dengelemeye uğraşıyorlar zaten. Asgari ücret 8,5 oldu. O zaman ev kiraları birden devam etsin. Olur mu böyle şey? Denge olacak zaten bu. Ama dengesiz gidiyor valla. Asgari ücret 8,5 ise o da 8,5. Öyle bir şey kardeşim. Öyle bir şey yok. Tabii ki de zahmet çekiyoruz, evet. Çok zahmet çekiyoruz, evet. Ama o zaman verelim bütün dış güçlere her şeyi. Verelim bütün ellerin, onların eline verelim bütün emirleri. Onların emirleri adı altında devam edelim. Çok güzel olur değil mi Türkiye? Türkiye'de el ele olmamız gerekiyor. Türkiye'nin içindekiler dış güçlerle beraber olduysa Türkiye'yi zaten işten yok etmeye uğraşıyorlar ya. Böyle bir rezalet var mı? Şu an gidişat nasıl peki? Ben Trakyalıyım kardeşim. Ben Trakyalıyım. Trakya'nın halkı çok bir istemiyor Erdoğan'ı. Evet, istemiyor. Ben de yanlışlıkla görebiliyorum. Hiç kimse dört dörtlük değil. Bir aile babası dört kişilik bir aileyi aklıyla yönetebiliyor mu? Yönetemiyor mu? Yönetemiyor değil mi? Aldığı para yetmiyor çünkü. Devleti yönetmek öyle her babanın yiğidin harcı değildir. Değildir kardeşim. Biz hiç kimseye gebe kalmayacağız. Ne İsrail'e, ne Amerika'ya, ne Rusya'ya, hiç kimseye. Ama maalesef ki bu Türkiye'nin halkının yarısından çoğu çok çok muhteşemler ya. Amerikalılar şöyle, Almanyalılar böyle. Evet, dış devletler, dış düşler, dış devletler daha haklılar, daha iyi şartlar. Hayır efendim, Türkiye'de herkes çok iyi şartlarda da yaşıyor. 1 liraya da alacağı şey var, 2 liraya da var, 3 liraya da var, 5 liraya da var. Tercih meselesi. Lüks yaşamaya uğraşmasın insanlar. Kim lüks yaşamaya uğraşıyor abla? Aldığı maaşla geçinemiyorlar. Gidin ya çarşıya çıkın bakalım şu restoranlara. 50 lira, 100 lira kahveler içilmiyor mu restoranlarda? Bugün ülkenin en büyük bankrotu kaç para? 200 TL. 200 TL'nin 1 kilo eti alabiliyor mu insanlar? Alamıyorsa daha ne konuşuyoruz? Yapılanları arkadaş herkese res çekiyoruz dedi. İsrail'e falan. Kötü olduğu zaman da dış güçler değil ya. Dış güçler de onlar işte. Altın abi, altın masayı takdir ediyorum, alkışlıyorum. Altın masa değil. Yanlış algı yapmayın. Mesela altın masa, altın masa değil. Değişim lazım, değişim şart. Hep bir kişiye bağımlı kalmayacağız. Göreceğiz. O zaman oturup bakarız, seyrederiz. Onlar altın masa yapamasa beşlisini seçeriz, değiştiririz. O bizim elimizde. Ben konuşurum. Ben Kahramanmaraşlıyım. Depremin içinden geldim. Senette bir saniye. Hastaneden aldın mı sen? İki gün oluyor, ben geldim. Bir dakika. Eşini veya hastanı hiç sen senette hastaneden aldın mı? Kardeşimiz var. Buyurun konuşalım. Aldın mı? Bir aldım ondan bir sonra gel. Bir dakika abi. İşte ben şunu söyleyeyim. Abi bir saniye, tamam. Ben depremzedeyim. İki gün oldu geleli. Allah devleti başımızdan eksik etmesin. İşte Cenab-ı Allah Tayyip Erdoğan'ın ömrünü ömür katsın. Buyurun. Yarın sizin olacağımız belli mi arkadaşlar?
Ben bir parça ekmeğe vuramadım deprem sabahı. Devlet yetişti. Altını masa geldi. Geldi altını masa. Şov yaptı gitti şov. Siz yönetiyormuş oluyor. Yaptığınızı gösterin. O altını masa dediğiniz var ya. Geldi deprem bölgesine şov yapıp gitti. Ne yaptı? Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Zaten bir kere mecbur sana yardım etmeye dair. Mecbur hakkı. Allah Tayyip Erdoğan'ın ömrünü ömür katsın. Yaptığınız şey. Ne alakası var ya? Biz yayınlamazsınız. Yayınlamazsınız yayına. Biz her zaman sen bizim yayınları izledin mi abi daha önce? Haklı konuşuyorsan yayınlamazsın. Biz her zaman takip ediyoruz. Biz abi HDP'yi övün de yayınlıyoruz. CHP'yi de AK Parti'yi de övün. CHP'si bir şey yok. Burada haklı konuşuyorsan yayınlayacaksın. Yayınlamazsak ondan sonra gel bizi bul biz söyle. Biz bunu abi takip ediyoruz. Yayınlamıyorsun. Onları yayınlayacaksın ki halk duyacak. Ama abi, işinize geldiniz abi, yayınlıyorsunuz. Işinize paylaştığımız zaman sen bakayım. Ver numaranı bana. Ben tamam, sana işte direkt atarım videoyu. Ya boş ver. Ya boş ver.